Bu dersimizde AIR nedir konusuna değineceğiz. Öncelikle AIR, Adobe Integrated Runtime'ın kısaltılmışı olan bir geliştirme ortamı diyebiliriz. AIR'i Adobe Flex editörüyle, yani Flash Builder editörüyle veya Flash Professional editörüyle rahatlıkla geliştirebiliriz. Adobe firmasına ait olan AIR, adobe.com sitesine girdikten sonra rahatlıkla arama yaparak search bölüm içerisinden AIR'in kendi özelliklerine ve en son versiyonunun mevcut özelliklerine, en son versiyonun indirme işlemlerini rahatlıkla yapmanız mümkün olacaktır. Hemen ekranda gördüğünüz gibi AIR'in en güzel özelliği birçok platforma tek bir kod yazarak, tek bir şekilde kod yazarak çıktı alabilmek. Yani iPhone için, iPad için, yani iOS işletim sistemini kullanan cihazlar için, Kindle Fire için, Nook tabletler için, aynı zamanda Android için, Smart TV'ler için, ki burada özellikle Smart TV'lerin hepsini desteklemediğini de söyleyebiliriz. Çünkü Smart TV'lerin hepsi markalar kendi API'lerini, yani geliştirme ortamlarını sağladıklarından dolayı şu anda en sağlıklı şekilde Samsung'un Smart TV'lerinde rahatlıkla Android uygulamaları geliştirebileceğinizi söyleyebilirim. Bunun dışında diğer markalardan da destek verilen var ama Samsung bu konuda Smart TV'de AIR kullanma konusunda bir numara olduğunu söyleyebilirim. Fakat yakın gelecekte Smart TV'ler de belli bir standarta girme aşamasına gireceğinden dolayı yakın zamanda bütün Smart TV'lerde de rahatlıkla Adobe AIR'i çalıştırabileceğimizi söyleyebiliriz. Adobe AIR ile oluşturduğumuz bir uygulama, Flash Professional'la, yani browser bazlı geliştirdiğimiz, yani Flash Player'ın içerisinde çalışan bir uygulamayla geliştirme ortamı olarak, geliştirme şekli, kodlama olarak birebir aynı diyebiliriz. Yani farklılıklar mutlaka olacak, fakat browser içerisinde geliştirdiğimiz bir uygulama değil. Yani mevcut cihaza kurulum yaparak kullanabileceğimiz, yani yerel dediğimiz şekilde mevcut uygulamaları cihazlarda kullanabiliriz. Örneğin bir PC için, Windows için AIR yaptığımız andan itibaren veya Mac işletim sistemi için AIR uygulaması yazdığımızda direkt ilgili bilgisayara kurularak yerel olarak çalışan bir uygulama yapmış oluruz. Aynı zamanda Android ve iOS cihazları için de bir uygulama geliştirdiğimizde bunu Google Play'den veya Apple Store'dan rahatlıkla yayınlayabilip dağıtabilir şekilde kullanabileceğimiz hale dönüştürebiliriz. Yani Adobe AIR birçok platform için tek kaynaktan uygulama geliştirebileceğimiz bir ortam sağlamaktadır. Kısacası Flash Action Script'i bilen, Flash'ı bilen veya Adobe Flex'i, Flash Builder'ı kullanan, yine Action Script'i bilen, MXML dilini bilen herkes rahatlıkla AIR'in desteklediği bütün cihazlarda, yani iOS, Android, BlackBerry, Kindle Fire gibi cihazların, Smart TV'ler gibi cihazların hepsinde rahatlıkla uygulama geliştirebilir, yerel uygulamalar geliştirebilir. Bu konuda herhangi bir engel bulunmamaktadır. Sadece Android uygulaması geliştirmek için Google Play'de yayınlamanız gerekir bunu dağıtabilmek için. Tabi custom olarak da dağıtmanız mümkün olacaktır. Google Play'de dağıtabilmek için sadece Google Play hesabı oluşturmak, developer hesabı oluşturmak gerekir. Yine aynı zamanda Apple Store'da ürünlerinizi, uygulamanızı yayınlayabilmeniz için de bir Apple iOS developer hesabı açmanız gerekir. Bunun dışında başka hiçbir şeye ihtiyaç olmadan direkt Adobe AIR kullanarak uygulamalarınızı istediğiniz seviyede oluşturup rahatlıkla storelarda yayınlamanız mümkün olacaktır.